Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Kimisinin işte yutkunması yok ama ekmeği var. Kimisinin ekmeği yok, yutkunması sağ. Ya, grip yani. Çöplükten ekmek alıyor. Sen de arabadan açıyorsun diye. Ama onun altı lezzetini sen âli baklavadan alamazsın. Her şeyin bir mülk, diğeri melekut, yani biri dış, diğeri iç olmak üzere iki cihet vardır. Bunu bilemezsen dünyada rahat edemezsin. Mümkünatı yoktur. Mesela felsefe okumuşuz yani. Bize okutturmuşlar. Nurları tanımadan önce ortaokuldayken 75'te Asgül Lisesi'nde okuyorduk ortaokul bölümü. Okutturmuşlar. Bir sürü isimler saymayı falan okutturmuşlar. Tabii şimdi şu anda onları kullanıyorum. Hiçbir öğretide din girmemiş hiçbir yerde ifrat tefrit var, vasat yoktur. Olmaz. Düşüncelerde ve davranışlarda da yoktur. Ya ifrat ya tefrittir. Ya herru ya merru derler ya. Yani ya buradadır ya buradadır. Vasatı gösteren dinlerdir. Bu da öyle. Din yoksa bu olamaz. Bu ifade olamaz. Bu ders olmaz yani. Din yoksa. Dinin içeriğidir. Ki ben Asya Doğu felsefesini yogasına kadar yoga, bazı yerde yoga diyorlar. O öğretinin mantığına, felsefesini de meşgul olmuştu. Tamamen bozulmuş, ortadan hükmü kaldırılmış dinlerin, dinilerin öğreti olarak devamı olarak gördüm. İçerisinde gene din ruhu var. Mesela Budizm'in oralara gelen, çünkü 124 bin peygamber gelmiş, her topluma peygamber gelmiş, dinin hükmü kalkmış, bozulmuş, fakat kendisini din olarak değil de semavi dinler, öğreti olarak devam ediyor. Öğreti o. Mesela bu dizimin içerisi tamamen bunlara benziyor. Dine benziyor. Mesela diyor ki, mutlu olmak istiyorsan diş dünyadan çık diyor. Bu beşeri felsefeden olamaz bu. İçine dön diyor, tamam mı? İçinle tanış diyor, kendinle tanış diyor. Bu dindir yani. Dindir derken bozulmuş bir dinler. Yani hep semavi dinlerin öğretisidir. Kesin söylüyorum altına. Semavi dinlerin yozlaşmış, bozulmuş halinin uzantıları öğreti veya felsefi olarak devam ediyor bunlarla. Bu işte yani. Bu din, semavi din olmadan bu içini böyle olamaz. Şimdi semavi din yoksa şu okuduğum cümle olamaz. Her şeyin iki ciheti vardır. Bir mülk, bir melekut. Ötekisi de çok acayip. İfrat, tefrit ve sarp. Sen diyor mesela, oğlun, çocuğun öldü diye üzülüyorsun. Sen hala dışarıda mısın diyor bu dizim. Yani işte bu. Ama nasıl bunu beşer vardı deme, beşerle alakası yok o öğreti. Bozulmuş semavi bir dinin uzantısı. Bu olur mu şu cümle? Her şeyin iki, her şeyin biri mülk, diğeri melekut, yani biri dış, diğeri iç olmak üzere iki ciheti vardır. Sıkıntılar da bundan kaynaklanmıyor. Dış dünyayı iç dünyaya benzetmek istiyor. İç dünyasındakini dış dünyada görmek istiyor. Dış dünyada öyle yapmak istiyor. Beka istiyor,
beka vermeye çalışıyor dünyaya. Evet istiyor. Mesela şeye gittim. Abi çağırdı beni. Ustadın talebesi çağırdı. O oraya gittiğim zaman abi alt katta vesaire. Orada talebe, ilk önce bizi orayı karşıladılar. Talebe evi. Bir şey anlatmak için anlatıyorum. Ustadımızın varisi aşağıda. Çağırdı beni. Onlarla kapışalım. Orada talebe evi demiş. Beni görünce şaşırdı. Hiç beklemiyordu. Delikanlı. Üniversite şeyi, dershanesi. Çocuk, gençlerin. İkindi namazını kılacağım. Abi. Abi seni burada gördüm. Çok sevindim. Sağırdım cümle. İkindi kılacağım. Sünneti kılacağım. Herkes yarısı durdu, yarısı durmak üzere. Al bakar mısın? Abi seni gördüm. Çok sevindim ya. Çok sevindim ya. Allah Allah. Abi sünneti kılma ya. Farz yetişirsin. Bana ne soracaksın? Sana ne lazım ki bana sünneti kıl? Abi ya. Benim farzım da sana olsun. Lan Allah'ım geldi. Söyle bakalım. Tamam. Ben sonra kılarım. Tamam. Ne derdin? Abi ölüm korkusu beni sardı. Ölüm korkusu beni sardı abi. Yat kalk bu dedi. Buna mı üzülüyoruz? Abi. Cübbeliyim ayakta. Tak oturdun. Buna mı üzülüyoruz? Nerede? Nerede hata yapıyorum abi ben? Abi nerede hata yapıyorum abi ben? Abi ben nerede hata yapıyorum? Nerede yapıyorsun biliyor musun? Bak şu acele sana bir cümle söyleyeceğim falan. Tak. Şimdi sen fiziği okudun. Fizik. Etki ve tepki var. Bir topu duvara hangi kuvvetle atarsan F1, o duvar sana aynı kuvvetle red cevabı verecek. Bu tarafa. Eğer bu galipse söner. Düşer. Hamur gibi. O tepkiyi yaptı ama hamur içine söndürdü. Hamur orada kalır. Çamur gibi. Çamura atarsınız geri gelmez. Çünkü o kuvveti içine aldı. Katı olmadığı için aldığı kuvveti abaya verdi. Fizikte anlatıyor. Ne yapayım? Ama attın topu içine söndüremediği için aynı tepkiyle sana geri gelir. Tamam. Ölüm korkusu nereden biliyor musun? Dedim uzun iş ama ben sana akıllısın bir örnek vereceğim. Hayata rağmen mesela hayatta bir gerçek var. Hayatta bir gerçek var. Kesin gerçek. Herkes için. Ölüm hakikati. Sen bunun karşısına ölmemek fikriyle karşısına çıktın. Bu sefer oradaki kuvvet sana taşındı. Kabullenmiyorsun. Ölümü kabullenmiyorsun. Ölüm gerçeğini kendinin dışına atmak istiyorsun. Ölüm gerçektir ve hattır. O korkunun sebebi bunun karşısında ölmemekle çıkıyorsun. Ona karşı direniyorsun. O da kesin. O kesin. Seni eziyor. Bu sefer seni ezmenin alametidir. O zaman ustad diyor ki ölüm bak, ölümün yüzüne bak, merdane bak. Bak ne talep eder, ne istiyor. Bir dakika bu. Yani ölüm denen sistem niçin işlettirmiş Allah? Böyle bir sistem niye kurmuş? Azap çekesin diye mi? Yani kısacası insan beka istiyor. O işte buradaki anlatmak istediğim oydu. Bekasını dış dünyayla eşit yapmak istiyor. Biri mülk, biri melekut. Mülkün ayrı hükmü var, melekutun ayrı bir hükmü var. İkisini eşit yapıyoruz. Yani bunu anlamasan çöplükte ekmek arayan kadın çocuklarına manzara var ve çok acayip bir şey ve buluyor bir ekmeği ve yiyor acayip. Fakat o diğer tarafta yutkunması bozulmuş, yutkunamadığı için şurayı delinmiş, muhallebi verilen, psikolojisi bozulmuş, hayatı anlamsız, manasını yitirip intiharını seçenek gören servet zenginleri var. Her şey var. Değil ekmekten lezzet almak. Hayat anlamını yitirmiş, intihar seçenek olmuş. Öteki taraftan da ekmek bulmuş, yiyor. Mutlu ve 3 gün karnı aç olan peygamber.
yokun adına asıl saadet denmiş. Varlığın içerisinde biz, varlığın içerisinde sıkıntı çek. Derdin ne kardeşim? Senin derdin ne yani? Yatın, katın, atın, avratın var. Her şeyin var. Aç değilsin, açıkta değilsin. Derdin ne senin? Ne derdin var? Bir yerde bir hata yapıyoruz. Yatım, katım, aşım, işim, her şeyim var. Mutlu değilim. Nerede bir hata yapıyoruz? Fıtratın isteğini, melekutun yapısını mülk değişik yapmak istiyoruz. Mülk. Her şeyin iki ciheti var. Bir mülk, bir melekut. Bunun hükmü ayrıdır. Mülkteki kanunlar ayrı işliyor. Melekut ayrı işliyor. İkisini eşit yapmaya kalkarsan ölüm korkusu oradan kaynaklanıyor. Hayatın bir gerçeği var. Ölüm denilen bir teris var. Sen onu değiştirmişsin. Ölümü yok olmak, zahirde gözüktüğü gibi kefene girmek, siyah toprağa girmek, yağmurun altına girmek gibi zahirle yorumluyorsun. O zaman zahirle yorumluyorsan anne kandan bir düşünsene. Orada ne yapacağım diyorsan, orada ne yaptın söyle yapacaksın. 9 ay orada yaşanır mı? Lan üzerine yağmur yağacak diye korkuyorsun. Orası zaten su. Sular içinde yaşıyordun. La bir üstümü örtülecek. Ona 4 tane üzerine battaniye örtülmüş. 4 tane hücrenin içindesin. 4 tane karanlıklar içindeydin. Hangi duygularla o karanlıklara tahammül ettinse aynı hakikatte orada tahammül edeceksin. Hangi sistem çalıştıysa. O 4 tane birbirinin içine girmiş karanlık vardı. Niye etkilenmedin? O abi bazı sistemim çalışmıyordu. Burada da bazı sistemler devreye girecek. Burada o sistem girmemiş. Araba kaydığı zaman D'ye koyduğun zaman D1, D2 var ya otomatik vites araba. D normaldir. D1 arazi D2 karda devreye giriyor. Anne karnında 4 tane karanlık seni üzmedi değil mi? Sular içerisinde yaşadın, torbanın içi suydu. Üzmedi. Niye? Başka bir sistem vardı. Buraya geldiğin o sistem kalktı. Buradan oraya gidince ayrı bir sistem devreye girecek. Belki D1, D2 girecek. Bu sistemle oraya düşünürsen, D ile Karadeniz'in kayalarını, yalçın kayalarını, karda, buzda D ile çıkarsan çıkamazsın. D1'i alacaksın. D1 bile etmez. D2 alacaksın. Araziye ve şanzımana da takacaksın. Ayrı bir sistem çalışıyor. Yani fıtratının istediğini burada arıyorsun. Öyle bir şey yok. Onun adı sıkıntı korkudur. Bu burada yok o. Ama ölüm anında o karda araba kayınca nasıl ki veya işte ASR'e, ABS'e araba frenleri çalışıyor. Normalde bir şey değil. Bugün kullandın sen. ABS'e girdi. ABS'e girdi. Otobüsten ASR'de girerdi. Tak 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 tak. Niye normal bir yolda yapmadın onu? Basmadın ki. Hani vefat anında burada çalışmayan bazı ruhtaki sistem, çalışma sistemleri aktif oluyor. Otomatik aktif oluyor. Yani çünkü bu kafayla, bu düşünceyle, bu ruhla oraya geçilmez. Bu düşünce, bu fikir, bu hisle olamaz yani. Anne karnında olmadığı gibi. Burada da olmayacak. Yani o anda araba frene basınca ABS nasıl girdi? Gır 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 gır. Böyle dönüyor. Böyle normal fren kilitler ve araba kayar. Ama ABS'de tık 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 kilitlemiyor. En asgariye düşüyor. Kilitlese kayar. Kilitlemiyor ki kaymaz. Ama durdurdular. Bu sistem ne zaman girdi demek istiyorum? Frene basınca. El fren çek, takos koy. Vefat anında ABS'e giriyor. Başka bir sistem devreye giriyor. Mülk ve melekut teke düşüyor. Melekut başlıyor. Anne kanda melekuttu. Dünyada mülk ve melekut. Bir de melekut gel tekrar. Ya bunu bildiğin zaman çok tuhaf şeyler ya. Çok tuhaf dersler ya. Abi uçmak istediğiniz zaman adetullah rüzgar arkanıza alacaksınız. Karşı gelirseniz o size olduğunuz yerde çakıyor. Ya. Her şeyin biri mülk, diğeri melekut. Yani biri dış, diğeri iç olmak üzere
İki cihet vardır her şeyin. Bela ve dert, sıkıntı, hayatın ölümü. Ölümde iki ciheti var her şeyin. Mülk ciheti bazı şeylerde güzeldir. Bazı şeylerde çirkin görünür. Ne acayip bir şey ya. Ya ne biçim cümle ya. Mülk cihetinde bazı şeylerde zahirde mülk, zahirde bazen güzeldir. Bazı şeylerde de çirkin görünür. Aynenin arka yüzü gibi. Acayip bir şey. Yani arkada sipsiyah. Aynanın arkası sipsiyah. Tamam. Ya olmasın. Olmazsa ayna olmaz. Cam olur. Bir vurur kaşı geçer. Aynaya bir bak böyle. Saçını tarayacaksın. Ulan kimse yok. Nereye gittim? Düştüm boşluğa. Burada kendimi seyretmek istiyorsun. Burası dünya aynadır. Dünya. Kendini seyretmek istiyorsan lütfen arkasını siyah boya. Ha, iyi. Böyle bakarken böyle bakıyorsun. Bak buradan böyle bakıyorsun ha. Bunu görürken, bunun saçını taraman gerekirken bunun saçını tarıyorsun. Ulan böyle bakıyorum, böyle bakıyorum. Ben hangisiyim? Böyle bakan ben miyim, böyle bakan ben miyim? Hangisi benim? Dünya aynadır. Arkasında siyahlıklar, hadiseler, istemediğimiz bela, musibet, ölüm bunlardır. Eğer bunu kaldırırsan ahiret gibi olur. Vurursun öteki taraftan geçersin. Niye camın gölgesi düşmüyor? Çünkü onu durduracak kimse yok. Gelip geçiyor. Ruh da öyle. Ruhu çakacak yere çakan bir şey olması lazım. Dur bakalım. Beni burada tutacak mevcudat bana aynı olması lazım. Cam değil. O zaman beni burada, ben burada şua veriyor muyum dalga? Beni burada birisi tutması lazım. Yoksa ben de buradan girdim çıktım. Aa, nerede göreceğim kendimi? Beni burada tut. Boya o zaman. Bunun adı hayatta, vücudumuzda bu siyah boyadır. Boya nefistir. Bu ayna ruhtur. Eğer bu boya, beden, nefis olmadığını kabul edersen uçtu gitti. Odundaki nur gibi. Yakarsan uçar gider. Mülk ciheti bazı şeylerde güzeldir, bazı şeylerde çirkin görünür. Aynenin arka yüzü gibi. Melekut ciheti ise her şeyde ama her şeyde güzeldir, şeffaftır. Her şeyin arka tarafı güzel. Mesela şeytan mülk ciheti salak, aptal, aldatan, cehennem zebanisi. Arka tarafa bak. Mudil esması. Melek, nur esması. Bu mudil esması. İkisi de eşit. Ha, bu taraf acayip. Birisi melek, birisi şeytan. Ya burada asan, burada asan, orada asan değil ki ya. Ya öyle bir alem ki bir anda her yerde olacağım. Dırırtları. Yani anlattım böyle. Abi be güzelmiş ya dedi. Mesela şimdi neredesin burada? Her yerde olmak istemez misin? Üstelim abi dedi. Bak şimdi var olup yok oluruz, var olup yok oluruz, var olup yok oluruz. Ta elestu bi rabbikum kalu bela. Ne zamana kadar? Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden Resulullah. Vefat anı. Dediğimiz bu olana kadar anda biz var olup yok oluruz, var olup yok oluruz, var olup yok oluruz. Bunlara ferdi aher deniliyor. Her birisi müstakil ruhtur. Hepsi benim. Fotokopi falan yok. Şunu söylerken de durup oldum zaten. Hepsi müstakilim. Ha, o komplesini bazen hii yapmışım. Bazen hii yapmışım. Bazen böyle yapmışım. Bir sürü şekiller yapmışım. Da o ta. Elestu bir rabbikum eşeden layıkaydara. O tipim hii ağlamalar günü. Hepsini topla topla o şekilleri. Topla topla bir şekil yap. O senin azayilin şeklin olacak. Ve o tırırtlarla sen bir anda her yerde olacaksın cennette. Ve cennette olduğunu bileceksin. Fark bu. Cennette iken cennette olsaydın cennette olduğunu bilmeyecektin. Adem aleyhisselam bilmediği gibi. Diyeceksin ki cennete. İyi ki gittik yahu. Ne kadar dünya nimet olacak biliyor musun? Sonsuz. Çünkü cenneti yorumlayan sonlu dünyadır. Ulan buraya gelmeden olmaz ki yahu. Hakikaten mantıken olmaz yahu. Nasıl olacak? Aklım almıyor.
Hadi dünyasız bana cennetteki makamları kurgular mısınız? Cenneti cennet yapan dima mıdır abi? Cenneti cennet yapan nasıl dima cevap vereceğim biliyor musun? Aklı olmayan dini yoktur. Öyle hayvanlar da gitti cennete. Deliler de gitti cennete. Buluç ağına gelmeyen çocuklar gitti ama bilmiyor ki cennette olduğu. Adem Aleyhisselam da cennetteydi. Ama cennette olmam bana yetmiyor. Cennette olduğumu bilmem lazım. Uykudayken, nerelerdeyim ama yatakta olduğumu bilmiyorum. Melekut cihti ise her şeyde ama her şeyde güzeldir, şeffaftır. Aynenin dış yüzü gibi. Öyleyse çirkin görünen şeyin yaratılışı çirkin değildir, güzeldir. Ya. Abi her şeyin melekut ciheti ve mülk ciheti var diyoruz. Her şey. Şimdi bu yönden baktığımız zaman şu melekut, şey mülk hali. Mülk ciheti kötü görünebiliyor. Kötü de görünebiliyor, iyi de gözüküyor. Evet ama bunun bir öncesi var veyahut da bir sonrasına bakalım. Bir sonrasına pergelin ucunu koyduğumuz zaman orası mülk oluyor, bir sonrası melekut oluyor. Yani aslında bakış açısına göre her yer aslında güzel. Her yer yani iyi zaman. Mesela buz mülk, su melekut. Değil mi arkası? Su düşün, su mülk, H2O melekut. H2O hidrojen oksijen. Hidrojen oksijen mülk, enerji melekut. Aynı böyle. Kabire git. Dünyaya göre kabir melekut. Ama haşir ve cennete göre kabir o da zindan. Çünkü cennete kadar her şey zindan. Ama kabir hayatı dünyanın 70 kat daha harikası. Baklavanın 70 kat lezzeti. Cinselliğin 70 kat daha lezzetlisi. Elma 70 kat daha lezzetli. Manzaralar 70 kat daha güzel. Duymak 70 kat daha iyi. Görmek 70 kat daha iyi. Buradaki yaşantının her şeyin 70 katı. Berzah. Ama cennete göre gene şey. Çünkü 2 aylık mesafe bitmiyor. Kaçıncı sözdeydi? 2 aylık mesafe vardı. 8. sözde. Bir gün sonra diyor bir istasyon gelir. Bilete göre binilir. Trene, gemiye, uçağa, otomobile veya yaya. 2 aylık mesafe. İşte bu temsili dinledikten sonra ey arkadaş o istasyon kabirdir diyor. Kabire kadar ister 60 sene yaşa istersen 100 yaşa bir gün sayılıyor. 2 aylık mesafe çiftlik cennet. Daha 59 günümüz var. Dünya hayatı bittikten sonra daha bitmedi sizin bir gün ha. Daha 59 günümüz var. 2 aylık çiftlik mesafe var diyor. Daha uzun bir seferdeyiz diyor. Uzun. Erzak olması lazım. Yiyecek içeceğin yanında olması lazım. 2 aylık mesafe. Ya daha burada bu kadar şey yapayım diye doldurup şey yapıyorsun arabaları. Daha bir günlük mesafe için bu kadar erzak doldurdum. Tamam. 59 gün daha var. 2 aylık mesafe toplam. Ondan sonra cennete giriliyor. Ya malzeme yok. Nereye gidiyorsun ya? Ayette diyor. Nereye bu gidiş diyor. Bu gidiş nereye? Kur'an diyor ayette. Bilmem ne söylüyor. Bu gidiş nereye? Bir daha bir şu özür dilerim kesiyorum ama bir de şöyle bir enteresan bir durum var. Kabre az önce dediniz ya kabre kadar eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdülberhuruh diyene kadar diyorsunuz. Gidiyorsun geliyorsun. Var oluyorsun yok oluyorsun. Var oluyorsun yok oluyorsun. Var hepsini birleştiriyorsun. En son kelime-i şehadeti getiriyorsun. Kabre girdiğin zaman aslında ondan sonra yük başlıyor. Aslında şu anda biz seyyar geziyoruz. Sırtımızda bir yük yok. O kadar rahatız ki ne yaparsak yapmamız lazım aslında şu anda. Asıl kabirden sonra bütün elestü bir rabbikum dedikten kelime-i şehadet getirdiğimiz o ana kadar ki bütün hepsini bohça yapıyoruz, alıyoruz sırtımıza. Evet. Aslında şimdi değil o zaman üzülmen lazım. Evet. Üzülmeyi şeye bırak, kabire bırak. Üzülme yeri orası. Eyvah! Kur'an öyle diyor. Yapan da pişman, yapmayan da pişman. Yapan niye yapma şey yapmaya niye yapmadım? Yapan da daha iyi niye yapmadı? Ben onun çaresini buldum. Yani kendimce yapan da pişman olacak diyor. Daha iyi, daha iyi, daha iyi niye yapmadım?
Bunun sonu yok dedi Beşer. Ulan bunun benim vicdanımı tatmin edecek bir şey bulmam lazım, malzeme. Peki bulursam böyle mi Allah bana muamele edecek? Enayine zenni abdibi. Kulumun zanı gibiyim. Ha ben bunu size söylüyorum, kim buna inanırsa o da öyle muamele görecek. Ben böyle inanıyorum, Allah bana böyle yapacak. Çünkü Allah'ın rububiyeti benim düşüncelerimi şekillendiriyor. Kulum nasılsa, beni nasıl biliyorsa ben ona öyleyim, öyle muamele edeceğim. Nasıl? Ulan ne yaparsam dibi yok, daha iyi yapabilirdim, daha yapabilirdim. Ulan bana bir şey formül olsun de, vicdanım tatmin olsun, yapılabilmesi mümkün olan en iyi olsun. Yapılabilmesi mümkün olan en iyi yapayım. Ulan fani hayatta ne yapacağım? O zaman şahs-ı maneviye gir, şahs-ı manevinin mazisi, geleceği, dünya, ahiret, doğusu, batısı yok. Günah cihetiyle ölüyorsun. Cemaate dahil olduğunu, cemaatin şahs-ı manevisine ortaksın. O zaman şahs-ı manevinin güzelliği bir beşerin varıp da yapabileceği bir güzellik olamaz. Beşer üstü bir güzellik, o bana yetiyor. Bitmiyor. Bitmez ki şahs-ı manevi. Senin bugün yaptığın bütün iyilikler bana geliyor. O herkesin. Mazidekiler var ya, bütün Hafızan abiler, Zübeyir abiler, üstadların falan, Sungur abilerin yaptıkları hepsi bana geliyor. Benimkiler bana gidiyor. Ben vefat ettim. Benden sonra nesiller bana geliyor. Ulan biter mi bu? Böylelikle şahsi manevinin harika. Böyle dalinamin. En iyisi çay içmek. Ama bana bak, bir çay versene bana. Allah Allah. Bak şimdi, teselli değil ha bunlar. Hakikat. Kastamonu 96'da anlatıyor. Mühür talebesinin din baktım dediği bir dil ile bu kadar gördüğü günahlara karşı nasıl mukabele eder? Necat bulur, ehli cennet olur. Mutahhi kaldı. Orada anlatıyor. İhlas, sadaka, takva, hizmet, iştinab-ı kebair derecesine göre iştirak amali uhreveden istedar olur. O zaman bir nur talebesi günah cihetiyle ölür, sevap cihetiyle yaşar. Vefat ettikten sonra bütün cemaatin şahs-ı manevisinden ona aktarılıyor. Abi çok özür dilerim, çok özür dilerim. Çok rahatsız ediyorum. Daha sorma. Bir, sormayacağım, söyleyeceğim. Tamam. Sormayacağım, söyleyeceğim. Ver abim, çekinme var ya. Abi takva derecesine göre belki hayal gibi, belki belki gibi süratle yolculuk yapın. Az önce kabirden sonraki o yolculuktan bahsettik. Hayal sürati var. Evet. Ama takvayı da siz... İmam ver abi. Doktorun verir misin? Takvayı da Hasan abi siz şöyle anlatmışsınız. Yani onu da bir tekrar zikretmenizi arzu ettiğim için söylüyorum. Hani sevap işlemeye değil de terk etmeye. Çok güzel. Sevapla bir yere varamazsınız o kadar. Yani arzu ettiğinize varamazsınız. Yani bir yer derken sevapla arzu ettiğiniz hedefe varamazsınız. Terklerle. Sahabeler o ahım şahım çok dev bir amelleri değil. Adam iman etmiş, peygamberi görüyor, bir namaz bile olmadan gidiyor. Sahabeye yetişilmiyor. Sahabelerin ruhunda ishar hasreti. İshar hasreti demek kardeşini tercih etmek. Allah tercih edilebilir. Çünkü Allah'a fedakarlık yapmak, itaat etmek zor değil. Kolaydır. Allah'a boyun eğmek kolaydır. Allah'ım sen haklısın demek kolaydır. En zirveyi söylüyorum. Ama deva arkadaşım emsalime sen haklısın abi. Kardeşim zordur. Onlar zoru yaptılar. İsa hasreti kardeşini nefsini tercih etmiş. Kendisini tercih edebilmesi için kendisini terk etmesi lazım. İbadetle değil terklerle varırsın oraya. Terk. Çünkü takva, meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Ustad, meniyat ve günahlar lügatta aynı. Hayır Hasan, hemen aşağı in. Üç satır aşağı in. Meniyat, defi mefasittir diyor. Terk-i kebair da günah diyor. Bak, takva, meniyattan ve günahlardan iştinab etmek. Meniyat ve günahlar. Gene lügatını veriyor. Meniyat, defi mefasit. Günahlar, terk-i kebair. 148 kastı mı? Dikkatli oku. Gazete gibi okuma. Sonra dikkatli okuyana da izah yapıyor diyor. O da haklı. Ne yapsın? Çünkü çay içmemiş. Kardeşim dersini oku. Televizyonlarda, internetten uzak dur. Bak bugün ben Kur'an'ımı okudum. Risalemle meşgul oldum. Öğlen dersi yaptık mı bugün? Yapmadık. Ha bugün yapmadık.
Ondan sonra bugün şeyimiz, perşembe, prosesi, şeylerimiz. Ondan sonra dersimiz yapıyoruz. Gerisi ona. Ne yapacaktım ben? Kardeşim, Allah'a haklısın demek kolaydır. Abiye haklısın demek kolaydır. Şeyh'e abisin haklısın demek kolaydır. Hocam haklısın demek kolaydır. Emsaline demek zordur. Kendini terk edebilen haklısın kardeşim. Tesanüt eder. Ben varım hala katı ve buz gibi olan adam biz diyemez. Ben der. Kendini terk etmeyen uhuvvet yapamaz. İhlas yapamaz. Muhabbet yapamaz. Ben. Bu insanlar var ya bu insanlar. Uhuvvet etmemiz lazım. Bir yerde buluşmamız lazım. Nerede? Burada. Böyle tehdit ediyor. Burada. Nerede ittifak edeceğiz? Burada. Neyse. Ben oraları sokmam. Melekut ciheti ise her şeyde güzeldir. Şeffaftır. Can kaşıma gidiyor. Aynen diş yüzü gibi. Siyah yüz. Bir de yüz. Tamam mı abi? Siyah bir de beyaz. Öyleyse çirkin görünen şeyin yaratılışı çirkin değildir, güzeldir. Aslanım. Senin için çirkindir. Ölüm de senin için çirkindir. Allah'ını seversen bir ölümü ben bin ders yapayım desem bir dinle dedim delikanlı. Tamam abi etti. Demek ki abi ben içsel hayatımı diş gerçeklere rağmen dayattım. Beka istiyorum. Ama fanide istiyorum. Ondan değil mi? Aynen anda. Ölüm korkusu ondan. Kabullenmiyorsun. F1 gücü gönderiyorsun. Oradan sana tepki veriyor. Hayatın gerçeğine rağmen diretiyorsun. Ölmemek istiyorsun. Hayat diyor ki hayır. Sen diyorsun ölmek istemiyorum. O diyor ki hayır. Tabii ki çamaşırı bir böyle çevirdin. O da bir de böyle çevirdin. Tabii ter olacak. Dışarısı soğuk, içerisi sıcak. Cam kapalı. Ter olacak tabii. Açsan tarılmaz. Aç, tarı gitsin kardeş. Orayı tanımıyorsun sen ya. Tanımadığı yerde korkuyorsun orası da. Orası burada çok güzel ya. Abi bu haber artık fikir hisse dönüştür kardeşim. Haberi artık duyguya götür ya. Sen hiç öldün mü daha önce dedi bana abi. Sen daha önce öldün mü dedi. Abi doğru itikat ediyoruz da ama hakikaten o kadar güzel değil mi? Dedim. Bildiğin gibi değil böyle. Abi ya Tanrıcı öldü mü sen? Bir tane söyle diyor. Ya izahlı ders yapıyor. Ne yapıyor falan demişler. Adam dedi ki ha bu da tatı battı ha. Vakıf bir de. Ya dedi alemi gaybı sanki gitmiş de oradan konuşuyor gibi adam dedi ya. Bana biraz şey geliyor dedi. Mübalağa geliyor dedi ya. Doğru söylüyorsun. Çünkü çay içmedi. Kendi dünyamızı koymuşuz merkeze pergeli. Herkes böylece. Ya. Zan hakkında. Bugün ayın 28-24 iki hafta, üç hafta bulacak. Çalışmaya başladım zan. Üç hafta olacak. Zan. Sen lugata bakmıyorsun, ben üç hafta çalışıyorum. Devam edeyim. Şunu da koyasam. Nasıl biz bizeyiz. Öyleyse çirkin görünen şeyin yaratılışı çirkin değildir, güzeldir. Ve aynı zamanda o gibi çirkinlerin yaratılışı niye çirkin yaratılmış zahirde? Zahirde de çirkinliğe var. Mehasini ikmal içindir. Yani güzelliğin derecesini artırmak içindir. O da güzele hizmet ediyor. Çirkini kaldırırsan güzel yoktur. Karanlığı kaldırın, aydınlık yoktur. Soğuk kaldırın, sıcağın derecesi yoktur. Yani çirkin hakikaten güzel, çirkin değildir ama tamam ama olsun. Çirkin niye var? Güzelin güzelliğini artırmak için. Güzelin güzelliğini artırmak için. Kafir niye var mesela? Mesela öleceğinin şuurunda olan insan hayatın kıymetini anlayan insandır. Hayatını öyle abuk subuk şeylerle harcayan, ölümü unutandır. Bak görüyor musun nereden vuruyoruz? Ölümünü unutan, ölümünü hatırlayan, hayatın ne kadar değerli olduğunu anlar. O zaman
öften püften şeylerle harcanmayacağını idrak eder. Değmez o. An her şeyi değerlendirmeye kalkar. Abuk subuk yaşayanlar ölüm unutanlardır. Niye? Hayatı anlamlandıramamış. Hayat onlar için bir şey ifade etmiyor. Hatta ve hatta abuk subuk yaşayanlar yaşadığının farkında değiller. Kaç kişi insan bugün sorsanız Cemil'e Bakırköy'e çık bugün. Yaşadığını kaç kişi farkında? Ölümünü hatırlayan yaşadığının farkındadır. Ölümünü hatırlamayan yaşadığının farkında değil. Ekseri zikri hadimun lezzat. Bütün lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikredin diyor. Öyleyse çirkin görünen şeyin yaratılışı çirkin değildir, güzeldir. Niye? Ve aynı zamanda o gibi çirkinliklerin yaratılışı virgül mehasini ikmal içindir. Güzelin derecesini artırmak içindir. Yoksa Allah sana zulmetmek için değil. Allah kadar lezzetli bir şey var mı? Öyleyse çirkinin de bir nevi güzelliği vardır. Binaenaleyh bu hususta ehl-i itizalin çirkin şeylerin halkı Allah'a ait değildir dedikleri safsataya mal kalmadı. Aklemalarda ne anlatıyor? Ona ait. İyi ki var ya. Ben bir kere kesinlikle şu mantık kuruluşlarını şey yapıyorum ya, mesela hayatı güzel göster, hayatta yaşadığını fark eden ölümü hatırlayan. Yani böyle mantıklar kurabiliyorsam bir derece. Bu, yani bu kafa olacaktı. Elimde Risale'nin olmadığını hayal edin. Bu kafayla. Benim bugüne kadar gelme mümkünatı yoktur. Kesinlikle intihar eder bu kafa. Abi az önce bir şeyi eksik anlattınız. Ankara'daki o adamı, ayakları olmayan adamı anlatırken o derece dediniz de oradan geldi aklıma. O yeğeninden bahsetmişti ya size, nefes almayan. Hikaye yok. Mutlu musun? Çok çok mutluyum dedi. Hikaye yok. Tekerlek. Çok mutlu, çok mutluyum demedi. Mutlu musun dedim. Tabii ki elhamdülillah mutluyum dedi. Yoksa abi sen mutlu değil misin? Ben de yukarıdan aşağı bakıyorum. Ya dedim, hayat ezip hırpalıyor bizi dedim ya. Ya sen nasıl mutlusun dedim ya. Ondan sonra, abi diyor, senin derdin ne dedi ya? Hayatta ne istiyorsun sen? Aç mısın dedi, açsan ekmek vereyim sana dedi. Samimi söyle, paran yoksa da paranı da vereyim dedi. Yok dedim, var dedim. Ona, nasıl mutlu oldun dedim ya? Nasıl oldun biliyor musun dedi. Bana diyorsun değil mi ki ayağım yok diye. He dedim, onun için sordum dedim. Ya dedi, benim yeğenim var dedi. Yoğun bakımda. Çıktı şimdi tüp var evde dedi. Tüp koyuyorlar. Nasıl bir şeyse tüp var mı, nasıl oluyor? Doktorum eve tüp koyuyor. Bunu koyuyor, tüp varmış. İki tane de yedek ne olur ne olmaz diye. Buraya koymuş. Onun ayağı var, hiçbir işe yaramıyor. Benim her şey sağlam. Bana taş ver yiyelim dedi. İştahım yerimde dedi. Bu tekerlekle bile duramıyorum yerimde dedi. Ama senin dedi ciğerinin olduğunun farkında değilsin. Bana diyorsun ki mutlu musun sen? Dedim ki daha mutlu nasıl olurdun dedim, biraz yeğenini değiştireyim dedim. Adam kıyas ediyor yeğenine. Ama benim böyle bir derdim yok. Bak evet ayağım yok ama bak konuşuyorum. O konuşamıyor dedi. Daha mutlu olmak için dedim. Gayem şu. Ayaksızlığını nasıl yorumluyorsun? Ne yapardın dedim. Ne olsa daha mutlu olurdun. İki ayağımda olsaydı çok mutlu olurdun dedi. Hakikaten mi ya? Hakikaten mi ya? Hakikaten mi ya? Allah Allah. Benim iki ayağım var. Çok mutlu değil. Mutlu bile değil. Böyle yapıyorum ha. Aynı deli gibi böyle serseri gibi dolaşıyorum adamın yanında. İki ayağım olsaydı mutlu değil ha adam. Çok mutlu olacakmış. Şimdi mutluymuş.
İki ayağı yok. Neden ne dedin, ne dedim? Ne dedim? Dedi ki, iki ayağım olsa çok mutlu olacağım. Terliğimi de giyineyim. Adam terliği giyinemez ha, terliği yok bunun dünyasında. Bak bende var. Ben de elimi cebime koydum. Dedim ki kendi kendime, millet de toplanmış. Lan iki ayağın olsa çok mutlu olacaksın. Lan çok mutlu değil dedim aşağıya. Lan çok mutlu değil, ben mutlu bile değilim. Niye dedim ya? Sen ayağın yok, mutlusun. İki ayağın olsa çok mutlu olacaksın. Ben niye mutlu değilim? Sen dedi, ciddi bir hakikatten mahrumsun. Nedir dedim hakikat? Senin ayağın olduğunun farkında değilsin ya. Ayağının varlığına farkında değil. Ben sana söyledim de öyle yapıyorsun dedi. Ama bugün doğru söyle. Ayağını kullandığının farkında mısın? Evet, değil. Bak adam zengin. Nereden gelmiş ya? Bağdat Caddesi'ne gelmiş. Çapa'da. İşte o. Adam burayı denmiştir. Niye? Niye? Bu şey. Kadın yani oraya. Ben dostumu ziyaret edince o kadın. Ya acayip ya. Bilmem neyin sahibi, ne karısı. Niye? Yutkunma neydiyse, nasıl bir şeyse yutkunması bozulmuş. Buradan mağlubi veriliyor. Özel şeyle, özel ilaç. Burayı denmişler. Abi benim ekmeğim yok. Ya adam kadının yutkunması yok. Sistemi yok, ekmeği var. Senin sistem sağlam. İstediğin ekmek yok. Olsun lan. Allah onu çıktıktan sonra simitçiye dedim ki şaşıracaksın sen. Bana hiç yapmadığım bir şey. Dışarıda pek yemem. Bana bir simit versene dedim. Hiç mübarek etmiyor. Abi bir de su vereyim mi? Ver lan verdi. Ver. Çapa'da kimle gitmiştim? Oturdum. Abi çok acıkmışa benziyorsun dedi ya. Simit dedim sana anlatacağım şimdi. Ne? Abi ne anlatacaksın dedim. Bak dedim. Görüyor musun ben yutkunuyorum. Bakıyor. Dedim içeride bir hasta gördüm. Yutkunma sistemi bozulmuş. Ama Bağdat Caddesi'nde bilmem ne armatörün şeyi sahibiymiş, gemiler varmış. Ama yiyemiyor. Bütün her şeyi var, sistem yok. Benim sistem fevkalade, felç simit. Abi bir simit de ben yiyeyim dedim. Tabii bir, bu yani patlı olmadı, bir 10 dakika konuştum. Abi ya sen kimsin ya dedi. Dedim al sana bu kartı vereyim ne dersin ya. Hakikaten ya aynen yutkunması yok. Burada of be ya dedi. Ben de üzülüyordum dedi ya. Bu soğukta dışarıda simit satıyor. Ben burada soğukta diyor. Varlığından farkında mısın? Soğuk olmazsa varlığın fark etmeyecek. Bak üşüyorum diyorsun. Kim? Ben. Ha demek sen varsın. Abi acıktım. Ha demek sistem çalışıyor. Adamın acıkma sistemi yok. Adamın bir tanesi var böyle. Sofraya oturduk. Pazarda. Güzel pazarda. Abi diyor ben dalga geçiyor benimle zannettim. Abi bende doyma duygusu yok dedi. Bunlar benimle dalga geçiyor. Duydun mu bana hatırlatır mısın dedi. Tahmin et ben ne kadar doyarım cismime bak. Ne kadar diye bir doyan bana uyar dedi. Doyduğumu. Yani dedim şamandıran mı bozuk dedim. Yani suyun dolduğunu. Aynen öyle dedi. Şimdi belirli bir zaman takip ediyorum. Allah hakikaten benimle dalga mı geçiyor dedim ya. Dedim ki kardeş dedim doymuşsundur. Abi doymuş muyum? Ulan ben sana tamam abi dedim. Bunlar olsa inanmam. Tamam o zaman doymuşum dedi. Kalktı gitti. Hakikaten doyma duygusu yok. Siz yani şamandırası bozuk adamın. Ona acayip bir şey. İyi ki doyuyorum ya. Başka bir sürü hastalığım acıkma sistemi çalışmıyor. Ya, hakikaten ya. Ona çöplükten Suriyeli ekmek almasını gördüm. Üzülüyordum. Ama yeşine baktım videoda. Vay be iştahlıyor. Ya lan. Üzülmedim. Kendime üzüldüm. Kendine üzül, kendine. Sistemin farkına değiliz. Ne nimet ya. İyi ki gelmişiz. İyi ki mülk var, iyi ki meleküt var. Şu anlarda 29. Lema-i Arabiye'nin en sonunda Allah'ın varlığı nimetlerin başıdır diyor. Buna da elhamdülillah. İyi ki dünyamızda Allah var. Olayları yorumladığımız, çözümlemek için götürdüğümüz yöntem Allah. Ömür, kabir var, Allah var dedik. Ulan günahım çok, Allah kaffardır dedik. Tamam. Ya Rabbi, sonsuzluk istiyorum. Ben ebedim dedi. Ya ölmek istemiyorum, ben bekayım dedi. Ben varım arkanda.
Bunu da zaten ben verdim sana diyor. Bunu anlaman için. Ya Rab ölmek istemiyorum. Ha demek ki hayatta yaşadığının farkındasın. Ben onu vermeseydim yaşadığını fark etmeyecektim. Ha. Vay be. Ne hoş Allah var ya. Ne kadar harika bir Allah diyor. Böyle çok estağfurullah şey yapmasın geliyor ya. Allah ya. Halkı şer, halkı şer şer değil. Belki kesbi şer, şerdir. Şerin gibi gözükenler halk etmek şer değil. Çünkü halk ve icat umum neticelere bakar. Yani bir şey yaratmak, halk etmek ve icat etmek. Tamam. Halk hiçlikten yaratmak, icat tekrar etmek. Ne umuma bakıyor. Yani mesela diyelim ki benim şu yaşlılığım ve hastalığım dünya cihetiyle bir şeyin vücudu yani şer gibi gözüken şey. Ne hatırınızda olursa bir şeyin vücudu ne hatırına geliyor? Çok hayırlı neticelere mukaddeme olduğu için o şerin icadı neticeler itibariyle hayır olur. Hayır hükmüne geçer. Mesela şeyde de var. Asene külüşen halakov. 18. sözün başında da var. Oraya açacaktım. Orayı burayı de buraya açtım. Mesela bir şey zahir. Mesela gübre zahir de çirkindir. Ama elmayı netice veriyor. Değil mi? Mesela fani bekayı gösteriyor. Günah sevabı gösteriyor. Fani Allah'ı idrak ettiriyor. Ya ne acayip bir şey ya. Allah'ı gösteriyor burası ya. Abi biz insan olarak ne kadar değerliyiz o zaman. Bizden önce yaratılanların neticesi bizse eğer, biz demek ne kadar değerliyiz. 18 bin alemi ya, cem etmiş, cem etmiş. Bunu bilmediğimiz için zaten, adam dedi ya, sen dedi ayağın yok ki, var da sen benden betersin dedi. Ayağın var, yok, yokluğunu yaşıyorsun, yok kafanda dedi. Ben dedi yok olduğu için devamlı onu hayal ediyorum ahirette dedi. Senin böyle dünyanda yok dedi. Ayağının farkında değilsin. Dolayısıyla lezzet alamıyorsun. Yani şer gibi gözüken şeylerin vücudu çok hayırları netice veriyor. Mesela ben annemin mesela bazı şeylerine şahit oldum. Çocuktum. Babam almaya çalışmaya gitmişti. Bırakmıştı. Bazen yer yer onun ağlamasına şahittim yani 4-5 yaşında, 6 yaşında. Mektebe gitmiyordum, hatırımda kaldı. Veya ben bir sürü sıkıntılar çekmişiz tabii, elektrik yok mesela, fakirlik. Belki de 1 sene, 2 sene sıkıntı olmuştu veya 1-2. Ama ezeli ve ebedi şu anda düşündükçe elhamdülillah bekaya gitti. Yani küçük bir zamanda ufak bir şey... Sıkıntılı gibi gözüken şeyler ezeli ve ebedi hakikatin ağacın çekirdeği oluyor. Düşündükçe lezzet alıyor. Ama işlediğimiz günahlar, güldüğümüz şeyler var ya güldüğümüz şeyler. Ha 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 uhu. Lakaralı kurularımız vardı ya, mutlu zannetimiz. Onları düşündükçe elem alıyoruz. Değil mi? Ama o yokluğu düşündükçe... Ayakkabı istemiştim annemden. İyi hatırlıyorum. Annem, yok oğlum dedi. Köyde bile değil, Mercedes daha dağda. Hayır isterim ben anne. Ayakkabı derken, yani Trabzon lastiği ya. Allah Allah. Onu kesebilir misin orada çalışmasın? Şimdi İmam-ı Şibli'ye demiş. Ayağım yok diye üzülüyordu. Ayakkabım yok diye üzülüyordu. Mescide giderken yaya gitmiş İmam-ı Şibli. Bir bakmış ki ayağı olmayanı gördüm dedi. Şükretti. Şimdi mesela o günlerimi hatırladıkça gülüyorum. Vay be. Elhamdülillah. Diktiriyorum. Ne kadar hatırladıkça 100.000 defa. Nihayetsiz hatırlasam nihayetsiz zevk alacağım. Ama... Zevk dediğim şeyler, günah dediğim şeyler hatırladıkça elem veriyor. Belki de Allah affettiği halde. Affettiği halde yine azap çekiyor. Evet. Neticeler itibariyle hayır olur, hayır hükmünü geçer. Mesela
Ateşin 100 hayırlı neticeleri var. Fakat bazı insanlar su ihtiyarı ile ateşi kendilerine şer yapmakla ateşin icadı şerdir diyemezler. Ateş yanıyor. Ateş yanıyor, tamam. Olsun meşgul olma, gel. Olsun. Dursun abi. Şimdi ateş yanıyor. Elini soktun. Yandı. Diyebiliyor musun ateş yerdir? Nihayetsiz hayırları var. Yağmur mesela tembelliğinde çamaşırını içeri almadın, ıslandın. Yağmur şerdir diyebilir misin? Yani şerri cüzi için, şerri bir şer için, cüzi bir şer için hayli kesir var yani. Büyük bir hayırları var. Onlar terk edilir mi küçük şer için? Bak ateşin 100 hayırlı neticeleri var. Fakat bazı insanlar su ihtiyarı ile ateşi kendilerine şer yapmakla ateşin icadı şerdir diyemezler. Öyle de şeytanların icadı. Şeytan niye yarattı? Görüyor musun? Bunu okuyacağım, keseceğim. Şeytanların, bir tane şeytan değil ha. Herkese ayrı şeytan var. Şeytanların icadı. Terakkiyat-ı insani gibi çok hikmeti neticeleri olmakla beraber. Allah Allah. Şeytanın icadı neydi? Makasid-i külliye hayri ve kemalat insaniye vardır diyor. Şeytanın icadından baş tarafta söylüyor. Üstazı şimdi. Şeytan niçin yaratıldı diyor? Çünkü şeytanın vücudunda yaratılışında makasid-i külliye hayriye artı kemalat insaniye var. Lan nasıl kemalat insaniye olacak şeytanın vücudunda? Mesela bir tanesini söylüyor. Oradan geliyor bir açık saçık. Veya geldi bir fırsat aldatmaya, saf trik bir adam. İşte parasını alabiliriz rahatça. Veya güçlü dövebiliriz. Geliyor bir tane açık saçık, haram. İçinde bir iddia yapma güç. Bak, 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 bak. Şeytandan değil bu. O enerji. O kendisi şeytandır. Şeytan görmek istiyorsa o. Şeytandan değil o. Şeytandır. Şimdi o bir enerji ya çıktı. Bir kere çıktı bu enerji çıktı. Var yok olmaz. Bak bu dayatma değil mi o enerji? Çevirdin kafanı çevirdin yana yana zoraki yaptın. Peki o enerji bakmadın gitti kadın. O enerji ne olacak şimdi? Boşlukta kalamaz. Tekrar şeytan olamaz. Çünkü salgılamıştı onu. Yani yanan odunu tekrar o dumanla ısıyı alıp da odun yapamazsınız artık. Odunu yaktınız bu odada. Çıktı duman. Çıktı ısı. Nerede? Burada. O da yapabilir misin? Yok. Şeytan bir kere çıktı. O dalga yaydı. Amra. Dırırtta onda dırırtı var. O enerji çıktı. Oraya kullanmak için verdi. Kullanmadı. Ortaya giremez. Ortada duramaz. Şeytana da gidemez. Ne yapacak? Bakmamakla o bende pozitif enerji oldu. Allah diyor ki o enerji için oradan alacağın sufli lezzetten kalbine, imanına iman lezzeti vereceğim diyor. Dinin adı sebaptır. Fiziksel adı pozitif enerjidir. Enerjiye dönüştü. Kemalat insaniye. Terk yaptım ha. Bir namaz kılmadım. Çevirdim. Hop zirve yaptım. İşte o huzur da buralı değil yani. Ha? Bu değil. Buralı değil o huzur. Şu andaki dersteki huzur buralı mı? Eğer bu derste huzurlu olmayan adam buradadır ve buralıdır. Bu derste huzuru yoksa bu ortamda o adam buralıdır, dünyalıdır ve burada değildir. Eğer şu andaki dersten lezzet alıyorsan, keyif alıyorsan bu hal buralı değil. Şeytanlar, o gözüme fel geldi, ne oldu böyle şu an? Maşallah. Ha? Lamba çoğalmıştı. Biraz önce zorlanıyordum. Allah Allah. Şeytana bak ya kemalat insani. Şaka demiyorum ha. Vallahi şaşırdım vallahi. Şeytanların icadı, terakkiyat insani gibi çok hikmeti neticeler olmakla beraber, su ihtiyarı ile ve yanlış kesbiyle şeytanlara mağlup olmakla, şeytanın hılkatı şerdir diyemez. Şeytanın hılkatı şer değildir. Halkı şer, şer değil, ona uymak, onun dediğini yapmak, kesbi şer, şerdir. Halkta şer yoktur. Vay be.
Ne kitap değil mi? Nasıl bir insan? Şurada yaratılmamış. Ha? Boşuna yaratılmamış. Tabii. Şey, bakmaz iyi şeyden var diyesim geliyordu şimdi. İnsana hizmet ediyor. Bir nasıl bir enerji? Mesela bu enerji, şeytanın enerjisini anlatmak için de abi ben oraya enerji anlayamadım. Lan bir dayatması yok mu lan sende? Neyse dedim. Böyle bir insanda iç mesela hiçbir şey yok. Geliyor sporcu, mermer bir elini vuruyor. Eli kırılıyor. Ama konsantre oluyor. Bizim tabirle tefekkür. Böyle mermeri kıracak ya. Ya görüş yapacak, boks yapacak. Böyle konsantre oluyor. Bir enerji çıkıyor. Hop! Diye orayı kırıyor. O enerji nereden çıktı? Ulan deneme geçi yaptım gene bende enerji çıktı yani. Ya vallahi ya. Enerji çıkıyor yani. Biraz devam etsin fazla olacak. Çünkü yapa yapa tamam mı? Bu tür bende gelişiyor böyle düşün. Şimdi bu enerji çıktı mı? Neredeydi bu? Nereden çıktı kardeşim? Düşünceyle aktif edin. Depoda var. Ruhta var. Nihayetsiz enerji var. Nihayetsiz. Tefekkür et çıksın. Konsantre et çıksın. Pepsi. Ya kardeşim kainatın çekirdeği ben değil miyim? Şeytanın da çekirdeği bende. Şeytanın enerjisi de bende zaten. Ya kainatın çekirdeği de ben değil miyim? Her şeyin çekirdeği bende değil mi? Şeytan da kainatta bir unsur değil mi? O da bende zaten. O da fena. Şimdi bu enerji, ulan neyine çevir işte? Bakma, ona bir şey yapmana gerek yok. Bakma, yapma, gitme, işleme, zirve yap. Farzları kıl, gerisi hikaye. 100 çeviriyorsun ya o kadar. 100 çevirip 100 alıyorsun. Su ihtiyarıyla, yanlış kesbiyle şeytanlara mağlup olmakla şeytanın hılkatı şerdir diyemez. Belki o kendi kesbiyle kendine şer yaptı. Kendi kesbiyle. Ne o ya? Köpek bağlı. Lan yanaşma. İp mesafesi var. Adam köpeğe bağlamış. Demiş ki fabrika ve eve şuraya kadar. Köpeğe o kadar zincir yapmış. Lakin benim, köpek beni kaptı. Adam diyor ki kardeşim bu benim duvar. Niye atladın içine? Ne bileyim köpek orada zannettim lan sana ne? Oraya ip, köpeğin ısırma sahası zincir sahasıdır. Onun içine neye giriyorsun? Girme orada dur. Kes bir şer. Kapar seni. Diyemez. Belki o kendi kesbiyle kendine şer yaptı. Zincir mesafesine girdi. Evet kesp, evet kesp ise mübaşereti cüz'i olduğu için yani diğerleriyle büyük külli hakikati aktif edecek mertebelendirmesi için mübaşeret ediyor. Dokunuyor ona. Dokunuyor. Mesela bir asansör düğmesi basıyorsun. Ne yaptın sen şimdiki? Koca dev çalışıyor. Dripnot, bir şilep gemi. Bir düğme basıyor. Onun pistonu insan boyundan büyük. Bildiğim için biraz staj görmüştüm. Gemi motorlarının pistonu insan boyundan büyük. Pistonu ha. Gördüm ben. Almanya'da, Augsburg'da imal ediliyor onun motoru. Piston bildiğin insandan büyük. Ama çocuk bir düğmeye basıyor çalışıyor. Sistem kurulmuş. Mübaşeret ufak bir dokunma. Ufak tecerrüt. Tecerrüt. Bakmama. Bitti. Açmamak televizyon. O kadar bitti. Yani onların diyor şeyi, mübaşereti. Evet, kesb ise yani o yakınlık ise mübaşereti cüz'iye olduğu için hususi bir netice-i şeriyenin mazarı olur. O kesb-i şer, şer olur. Yani sen temas ettin. Zincir halkasının içine girdin yani. O alana girdin. Ama yapmamak da yapsan yapmıyorsun. Ademi bir vücut ya. Bitiyor. Fakat icat umum neticelere baktığı için icadı şer, şer değil. Belki hayırdır. Evet. Demek ki her şeyin mülk ve melekutu vardır. Mülkte çirkin gözükürken aslında melekutteki külli hayırların hakikatlerinin derecelenmesine ve küllileştirmek içindir. O şer dahi şer gibi gözüken de hayır olur. Ama
mülk ve melekütü nazar almadan bakarsan dünyadaki hiçbir olayı çözemezsin. Ahiret melekuttur, dünya mülktür. İnsan cesedi mülktür, ruhu melekuttur. Hadiseler mülktür, onu çözümleyip, yani o olayı Allah'a götürmek, Allah'la bakmak melekuttur. Yani bir aynanın ayna olabilmesi için mevcudat, kendini seyretmen için yani bu mevcudat aynadır. Cam ise buradan karşıya geçersin. Ama ayna olabilmesi için bunun altına, arkasına siyah boyaman lazım. O zaman ayna olur. Cam aynalıktan çıkar. Kendini seyreder. Hadiseler, olaylar şer gibi gözüken siyahlıktır. Ama aynadır. Onunla kendini seyrediyorsun. Adem o yasak meyveyi yemesi aynası olduğu gibi. Her gelişen hadise aynadır. Çocuğun camı olduğu için ayna olmadığında, yani arkası siyah boyanmadığı için ikisi aynı. Baktığı zaman dibi görüyor. Hiç kendisini görmez. İnsan hadiselerle kendisini seyretmesi için bu ayna, bu camdı. Cam ayna olması için siyah boyanacak. Sonra kendini seyredeceksin. Vay be. Ben sen böyle yaparken buradan bir tane şey var. Çektim aldım siyah boyayı. La ne oldu? Bir girdim. Oho! Nasıl seyredeceğim kendimi? Nasıl seyredeceğim? Nasıl tedbir alacağım? Nasıl düzelteceğim etrafımı, hareketlerimi? Bu lazım. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.